merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tane tane salma usulü pilav yaptım. Umarım sizler için hazırlamış olduğum videomu büyük bir keyif izlersiniz. Pilavımı hazırlamak için öncelikle 2 kadar daha pirincimi bu şekilde geniş bir kaseme alıyorum. Güzel bir pilav yapmak için baldo pirinç kullanmak gerekiyor. Daha sonra içerisine şu şekilde bir yemek kaşığı tuz ekliyorum. Ve sıcak su ekleyerek 1 saat kadar bekleteceğim pirincimi. Evet, bu şekilde pirincimi 1 saat bekleteceğim. Evet, pirincimi gördüğünüz gibi ben bu şekilde 1 saat ıslattım. Şimdi bol su ile pirincimi yıkayacağım ki içerisinde nişastaları kalmasın. Evet, tane tane pilavın püf noktası pirinci çok güzel bir şekilde yıkamaktır. Ve pirinci ezmeden yıkamaya özen gösterelim. Gördüğünüz gibi şu şekilde sadece parmaklarımla ezmeden yıkıyorum. Evet, gördüğünüz gibi pirincim berrak su kalana kadar yıkadım. Daha sonradan da bu şekilde teğet süzgeçten geçiriyorum. Evet, suyu tamamen süzülene kadar bu şekilde bekleteceğim. Pilavımı yapmak için 50 gram tereyağımı tencereme alıyorum. Güzel bir şekilde erimesini bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi tereyağımı gayet güzel bir şekilde kızarttım. Şimdi içerisine şu şekilde bir servis kaşığı zeytinyağı ekliyorum ki pilavım parlak gözüksün diye. Onu da birazcık karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Şu şekilde yarım tatlı kaşığı da şeker ekliyorum ki pilavım parlak olsun diyerekten. Evet, şimdi ölçülü suyumu ekleyeceğim. 2 su bardağı pirinç ıslatmıştım. 2 su bardağına 3 su bardağı su ekleyeceğim. Yani 1 su bardağına 1,5 su bardağı su koymuş olacağım. İsterseniz bu aşamada tavuk suyu veya et suyu da kullanabilirsiniz. 1 2 ve 3. Eğer tavuk suyu kullanacaksanız tam dolu 3 su bardağı koymamanızı tavsiye ederim. Yoksa birazcık yumuşak yapıyor. Evet. Ve 1-2 damla da şu şekilde limon sıkıyorum ki pilavımız tane tane olsun diye. Evet. Şimdi suyumun kaynamasını bekleyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi suyum kaynadı. Şimdi içerisine tamamen suyu süzülmüş olan pirinçlerimi ekliyorum. Şu şekilde birazcık karıştırıyorum. Evet, ocağımın altını kısmadan 3 dakika bu şekilde kaynatacağım pirinçlerimi. Daha sonradan da altını kısacağım. Evet, gördüğünüz gibi 3 dakikadır bu şekilde kaynatıyorum pirincimi. Şu şekilde ezmeden karıştırdım. Şimdi kapağını kapatıyorum. Şimdi orta ateşte, yani çok fazla kısmadan bu şekilde de bir 3 dakika daha pişireceğim. Daha sonradan da altını tamamen kısacağım. Evet, gördüğünüz gibi orta ısıda bir 3 dakika daha bu şekilde tuttum. Şimdi altını tamamen kısacağım. Ve pilavımda hiç su kalmayıncaya kadar pişireceğim. Evet, gördüğünüz gibi 7 dakikada çok kısık ateşte bu şekilde pilavım pişti. Ve hiç su kalmadı bu şekilde. Şimdi üzerine şöyle bir peçete örtüyorum ve kapağını kapatıyorum. Ve ocağımın altını kapattıktan sonra bir 20 dakika kadar demlenmeye bırakıyorum. Evet, pilavımı bu şekilde 20 dakika dinlendirdim. Şimdi üzerinden havlu kağıdımı alıp şöyle bir karıştıracağım. Yine nazik davranalım. Ezmemeye gayret edelim pirinçlerimizi. Ay, kısmet taştı.
Gördüğünüz gibi tane tane çok güzel bir pilav oldu. Şu şekilde renkli bir tabağa alıp servis yapmak istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi pilavım tane tane oldu ve şu an servise hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.